Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sazımızın sapını takacağız. Alıştırma yaptık. Bahsettiğim şeyi yapmışsınızdır. Su metodunu. Şimdi bu sazı klavye çatmayacağız ön tarafına. Küçük dil parçası çakacağız şöyle. Ona göre ölçü alacağız. Şimdi klavye yapıyor olsaydık ne yapacaktık? Onu söyleyeyim. Bu yüzeyi sıfır alacaktık. Şurayı da kapak yüksekliği kadar. Yani 4 mm ise 4 mm, 5 mm ise 5 mm. Nedeni şu. Kapağımızı koyduk. Buraya da ekstra klavye dediğimiz parçayı koyduk. Şu gönyelemeyi sağladık. Ama biz bunun yerine sapı yükselteceğiz. O yüzden şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Şu anda görünüyor. Kurtağınızı zaten sağlam yaptıysanız bu esnalarda falan çıkmaz. Yapmamışız. Şu şekilde bir bağlantı. Şimdi 4 mm'de bizim burada arka tarafta kapağın payı olacağı için yapacağımız olay şu arkadaşlar. Şu kısma 5-6 mm kapak için pay bırakmak. Şöyle. Bir de sapın yüzeyini rendeleyeceğimiz için birazcık pay da oraya bırakıyoruz. Daha sonra böyle görünmeyecek. Şöyle yapalım. Şurayı görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu kısmı. 6 mm burada vardı. 5-6 mm. Burayı da kapak artı köprü boyu kadar bırakıyorsunuz arkadaşlar. Köprünün ne kadar olmasını istiyorsunuz? 4 mm, 4 mm de kapak. Burasının 8 mm olması lazım. Şimdi burada pay bırakırken düşük bırakabilirsiniz. 8 bırakıp kapağa göre biraz daha indirebilirsiniz. Kapağı takarken ağzı temizleyeceğiz tekrar. O zaman anlatacağım. Ama burayı daha yüksek bir formda bırakmayın. Yani 9-10 mm bırakmayın. O zaman köprünüz çok yüksek çıkar arkadaşlar. Yani 7-8 mm bırakabilirsiniz. Çünkü burayı rendeleyebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Ama bir kere düşük yaptıysanız tekrar yükseltmeniz zor arkadaşlar. Bileği söküp tekneyi düzeltmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Yani burada şu anda benim bırakacağım pay şu kısımda 8 mm. Bu kısımda bırakacağım pay 5 mm. Oynarlık oranı ne? 5-6-7-8. Yani 5-6 yapabilirsiniz, 7-8 yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Burayı 5'in altına düşmeyin arkadaşlar. Buradaki payınız kalsın. Ve buradaki payınız kalsın. Anlaştık mı? Tutkalı sürmeden alıştırmamı yapıyorum muhakkak arkadaşlar.
Şu anda ölçüm tamam arkadaşlar. Bu buradaki bağlantıyı, ölçüyü tutturamamaktan korkuyorsanız arkadaşlar, şöyle 7-8 mm kalınlığında bir tane parça alıp arka takoza koyup oradan mastar alabilirsiniz. Şöyle. Yani mastarınız onun üstüne bastığı zaman 8 mm aralığınız var demektir. Artık kaç mm istiyorsanız. Hani size şey demiştim ya, benim kalibre edilmiş pullarım var diye. Ben bunlardan 2 tane koyuyorum. 3.95, 3.95. Bu işte yaklaşık 8'e geliyor. Daha sonra kapağı takmadan önce ben tekrar ağız tesviyesi yapıyorum arkadaşlar. Zımparayla. Anlaştık mı? Bağlantıyı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tutkalımızı da sıkalım. Tutkalamadan önce 2 adet işkence bulundurun yanınızda arkadaşlar. Aslında kurt ağzının işkenceye çok fazla ihtiyacı yoktur. Ama kontrol için gerekli arkadaşlar. Neyi kontrol edeceğiz? Kurt ağzının doğru düzgün yapılıp yapılmadığını, bir, tutkalın yapışıp yapışmadığını, iki. Yani iki şeyi kontrol edeceğiz. Bunu işkenceyle ancak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Tekneyi söküp takarken yerinden oynayıp oynamadığını anlamak istiyorsanız şöyle kenarlara kılavuz çizgisi bırakın. Bu yükseklikte yapıştıracağınızı size söyler arkadaşlar. Şimdi tutkal olayına gelelim. Burayı alırken ıslatmıştık ya arkadaşlar. Tutkal olayında da sıcak suyla ağacınızı nemlendirin arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, nemli yüzeyler ağaçta, nemli yüzeyler %5, %10 oranında. Biz bunu böyle ayarlıyoruz tabi. Sıcak suyla yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Öncekini soğuk suyla, bunu sıcak suyla yapıyorsunuz. Lifleri tiftiklendiriyorsunuz. Yapışma mukavemetini arttırır. Yapıştırmanızı kolaylaştırır. Sap da aynı şekilde. Yapıştırma yapacağınız yüzeylerin hepsine bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sıcak tutkalda faydalı bir olay. Hafif nemini çektikten sonra artık tutkalınızı sürebilirsiniz. Tutkalınızın kaynayıp kaynamadığını, doğru olup olmadığını ölçmek istiyorsanız şöyle bir test yapın arkadaşlar. Şöyle. Elinizi yakıyorsa eğer tutkalınız tamamdır. Ki bu yakıyor. Bu tutkalla çalışıyorsanız ortam sıcaklığının 10 derecenin üzerinde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Oda sıcaklığı 18-20 derece olması en ideali. Soğuk ortamlarda kesinlikle sıcak tutkalla çalışmayınız arkadaşlar. Her iki tarafa da sürüyoruz tutkalımızı ve bakalım doğru düzgün yapmış mıyız işimizi. İşkenceyle sıkacağız şimdi. O kılavuz çizgilerini oturtabilirsiniz arkadaşlar. Sıcak tutkal olduğu için tekrar tekrar kontrol edebiliriz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama illa kontrol edeceğim diyorsanız gönyenizle tekrar kontrol edin. Evet. Oynama olmamış. Sonra çekiçle sadece bir sefer tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çekişle yaptığınız ilk tıklama birleşmeyi sağlar. İkinci tıklama sapın tekrar geri çıkmasını sağlar arkadaşlar. O yüzden çekişle buna böyle girişmeyin. Sadece bir tık. Bir tane bitti. Şimdi işkencelerimizi bağlayalım. Bu hareketi yaptıktan sonra işkence yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Tezgahta 5-10 dakika dursa bile kurt ağzı yapışır. Ne kurt ağzına asla tek işkence atmayın arkadaşlar.
Evet, kurtağızı olmuş. Olmasaydı tekne saptan ayrılırdı arkadaşlar. İşkenceyi sıktığınız zaman tekne saptan ayrılmıyorsa hem tutkalınızı doğru düzgün demektir hem de kurt ağzını doğru düzgün yapmışsınız demektir. İşkence sıktığınız anda tekne pırtıyorsa eğer, yani bağlantı noktasından ayrılıyorsa, ya kurt ağzında bir sıkıntınız vardır ya da tutkalınızda bir sıkıntı vardır arkadaşlar. İkisini de kontrol etmek zorundasınız. Bunun dışında herhangi bir şeyle oynamaya gerek var mı arkadaşlar? Yok, yarın zaten şu bağlantıyı sökeceğiz. Kurt ağzını ne kadar temiz yapmışız, yapmamışız onu yarın göreceğiz arkadaşlar. Bence bu şekilde oldu. Yarın bunu kontrol edeceğiz. Şimdi tutkalı bu şekilde sıktıktan sonra kesinlikle soğuk bir ortama koymuyorsunuz arkadaşlar. Oda sıcaklığında birkaç saat beklemesi gerekiyor. Sobanız varsa sobaya birkaç metre mesafede, çok yakın değil, birkaç metre mesafede bırakabilirsiniz. Çok yakın bırakırsanız tutkalınız tekrar çözülür. Sıcak tutkalın esprisi budur arkadaşlar. Isıtırsanız yapışır, tekrar ısıtırsanız sökülür arkadaşlar. O yüzden tutkalı ısıtmamaya, çok fazla ısıtmamaya özen gösterin. Oda sıcaklığında kalsın. Bir saat sonra falan işkencelere sökebilirsiniz. Ama işiniz acele değilse, zaten acele bir işimiz yok, bırakın dursun ertesi güne kadar. Ertesi gün sökersiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olanlar yorum yapabilir bu videonun altına. Herkese iyi akşamlar.